Hayreti Mafetay, birinci deklinasyon çekimlerini geçen işlemiştik. Tam oturmadıysa onu tekrar izleyip ezberlemenizi tavsiye ederim. Yoksa Odysseus'un Ege Denizi'nde kaybolduğu gibi Grekçe'de kaybolur gidersiniz. Bu dersimizde fiil çekimlerine bakacağız. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız olabilirsiniz ve açıklama kısmında eklediğim sosyal medya linklerinden beni takip edebilirsiniz. Fiil çekimlerine konjugasyon denmektedir. Homer Grekçesinde tekil ve çoğulun yanında bir de bir sürprizimiz var. Yani dual, iki, çift çekimimiz, çift şahsiyetimiz de var. Fakat Homer bile bunu çok nadiren kullanmıştır. Bu sebeple bunun üzerinde çok durmayacağız arkadaşlar. Sözlüğe baktığımızda fiillerde her zaman ilk birinci şahıs gösterilir. Her fiilin bir de bir kökü bulunur. Şimdi kökünü nasıl bulacağız? Kökünü bulmak için fiillerin sonlarına eklediğimiz sonları çıkartıyoruz. Yani şimdi ekleyeceğimizleri çıkartıyoruz. Sonlarına bakalım o zaman. O, eis, ei, omen, ete, usi veya usi. Dikkat ettiyseniz en son çağrısında bir de n gelebilir. Bu n eğer fiil cümlenin sonundaysa veya sonraki kelimenin ilk harfi sesli harfse eklenir. Bağlamak için. Tekrar edelim. O, eis, ei, omen, ete, usi. O zaman bunları uygulayalım. Luo, salmak anlamına gelir. O zaman anlamıyla birlikte çekelim. Luo, ben salıyorum. Lueis, sen salıyorsun. Luei, o salıyor. Luomen, biz salıyoruz. Luete, siz salıyorsunuz. Luosin de onlar salıyor. Şimdi sadece ben söylüyorum anlamına gelen Lego'nun çekimini yapalım. Lego, legeis. Legei, legomen, legete, legusin. Çok güzel. Şimdi kelime ezberimize bir bakalım isterseniz. Aeido, şarkı söylemek. An, hariç değil. Andano, tatmin etmek. Veya tatmin edici olmak anlamına da gelebilir. Atimato, saygısızlık, küçümseme, hakaret etmek. Baino, gelmek, gitmek, yürümek. Didasko, öğretmek. Doxa, doxeis, şan, şeref. Eis, es, yön ikidir. Ea, içine kadar, until, içinde. İngilizce'de until var ya. Echo, sahip olmak, tutmak, saklamak. Kaio, yakmak, tüketmek. Korei, koreis, kız. Luo, salmak, kurtarmak, kırmak, parçalamak. Oleko da ölümsüz, öldürmek, parçalamak, yıkmak. Para yanında, kenarındadır. Bu sebeple akuzatif kullanılır. Pao, durmak. Pempo, göndermek, eşlik etmek, yöneltmek. Teleio, gerçekleştirmek veya tamamlamak. Tyko, yapmak, sebep olmak, inşa etmek, şekil vermek. Faino, belirmek, ortaya çıkmak. Ve Fero da taşımak ve getirmek arkadaşlar. Çok güzel. O zaman vakit kaybetmeden çevirilerimize bir bakalım. Aidomen, Bulas, Theaon, Pollaon. Birçok tanrıçaların planları hakkında şarkı söylüyoruz. İkinci cümlemiz. Tis atimatsei kalas theas. Güzel tanrıçalara kim saygısızlık ediyor? Uk atimatsomen, patrein, filein, gar estin. Biz baba vatana saygısızlık etmiyoruz çünkü o sevgilidir. Bainosin ek killeis eis krüseyn. Onlar Killa'dan Külüse'ye gidiyorlar. Ehomen pollas kai kalas bulas. Biz sahibiz birçok ve iyi planlara sahibiz. Kai ete püras en patrein. Siz cenaze odunlarını baba vatanda yakıyor musunuz? Tis pempei theas es krüseyn. Kim gönderiyor tanrıçaları Külüse'ye? Telei ete bulas kalas patrei filein. Siz tamamlıyorsunuz iyi planları sevgili baba vatan için. Teleiomen, Bulein, Fileis, Theas. Biz tamamlıyoruz Tanrıçanın sevgili planını. Tühomen, Pürein. Biz inşa ediyoruz cenaze odununu. Ti ferete, ti ferusin. Ne taşıyorsunuz veya onlar ne taşıyor? Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hayreti.